1886 yılında Sivas'ın Divriği ilçesinde Mühürzade Ömer Bey, hayata yeni gözlerini açan erkek çocuğuna Nuri ismini verdi. Daha 3 yaşındayken babasını kaybeden bu çocuk, hayatta başarılı olması gerektiğini yıllar geçerken daha iyi anlamıştı. Gençlik çağını eğitimle geçirdi. Rüştiye'den mezun olup öğretmen olarak göreve başladı. Ardından farklı kademelerde devlet memurluğu yaptı. Türkiye Cumhuriyeti'nin sanayi alanında çok geride olduğunu düşünerek ilk özel teşebbüsünü hayata geçirdi. O artık Cumhuriyet'in ilk nesil sanayicilerinden biri olmuştu. İlerleyen yıllarda Bursa, Sümerbank, Merinos, Karabük Demirçelik, İzmit Selülöz, Sivas Çimento fabrikalarıyla İstanbul'da Hal binasını ve Eceabat Havalimanı'nı inşa etti. Beklediği fırsat nihayet gelmişti. Devlet Demir Yolları ihalesini kazanıp yurdun dört bir yanını demir ağlarla donatmaya başladı. Bu başarıya kayıtsız kalamayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ona güzel bir soy isim verdi. Demirağ. Nuri Demirağ ülkesine daha fazlasını vermek istiyordu. O yıllarda ordunun uçak ihtiyacı toplanan bağışlarla karşılanıyordu. Orduya uçak almak için başlatılan bir kampanyaya katılması istenince, madem ki bir millet tayyaresiz yaşayamaz, öyleyse bunu başkalarından bekleyemeyiz diyerek bir uçak fabrikası kurdu. Kısa zamanda NU-D36 ismi verilerek tek motorlu uçağı üretti. Uçağı uçuracak pilota ihtiyaç vardı. Onu da kurduğu okulda yetiştirdi. Kısa zamanda birçok uçak siparişi aldı. Sadece memleket için değil, aynı zamanda tüm dünya için uçak üretmeyi kafasına koymuştu. Nuri Demirağ'ın üretmiş olduğu uçak, Eskişehir'de deneme uçuşu için havalandı. Gayet rutin bir test sürüşüydü. Ancak uçak inişe geçtiğinde, hayvanlar havaalanına girmesin diye açılan hendeğe düştü. Bir anda bütün siparişler iptal edildi. Fabrika kapatıldı. Böylelikle Türkiye'ye çağ atlatacak bir proje tamamen iptal edilmiş oldu. Nuri Demirağ, yaşadığı çağda anlaşılamasa da, ölümünden sonra aslında onun ne büyük hayaller kurduğu ve memleketi geliştirmek için ne kadar emek verdiği çok iyi anlaşılmıştı. Gelişim davamıza katkınız için teşekkürler, Nuri Demirağ.